Sefa Güneşli Memleket Sefası programından Kanal 7/24 TV ekranlarından hepinize sevgi, saygılar, selamlar olsun sevgili izleyiciler. Bizler bu hafta sizi yine Kars'ın Subatan köyüne götürüyoruz. Burasının özelliği geçmişte Ermeni mezaliminin yaşandığı yer ve aynı zamanda buranın ayrılıp giderken şu gözlerime kurşun atar gibi baktın da baktın. Ayrılıp giderken yar gözlerime kurşun atar gibi baktın da baktın. Aşkınla açılan gönül kapıma hasret çivisini çaktın da çaktın. Aşkınla açılan gönül kapıma hasret çivisini çaktın da çaktın. Hepsi mahvoldu, Tanrı huzurunda günah affoldu. Sen beni dünyada yaktın da yaktın. Sen beni dünyada yaktın da yaktın. Saygıdeğer izleyiciler, Subatan yaylasına tepeden bakan bir yerdeyiz. Biz Subatan köyünün ve yaylasının güzel bir türküsüyle programımızın açılışını yapacağız ama ondan öncesi Subatanlı olan bizim de üstadımız hocamız İlyas Ural yanımızda. Merhabalar efendim, nasılsınız? Merhaba, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz özellikle. Hoş bulduk. Sizi burada görmek bizim için de ayrı bir sürpriz ve keyif oldu. Doğrudur. Aynı şeyi ben de sizin için düşünüyorum. Başta Kanal 7/24'e çok teşekkür ediyorum. Kameraman arkadaşıma, yardımcısına ve sen Sefa dostuma çok teşekkür ediyorum. Köyümüzün yaylası bura. Şimdi yayladan sonra da ziyaretimiz var. Ziyarete gideceğiz. Oradan da zaten ayrıyeten görüntüler yapacağız. Fakat programımızın başında köyümüze ait türküyü Sefa'dan dinleyeceğiz. Şiiri de benden dinleyeceğiz nacizane. Onu ben söyleyecektim ama siz söylediniz. Tamam, bu ziyaret her yıl mı var sizin burada? Her yıl olur ve ziyaretten indikten sonra da ot biçimine başlanır. Evet. Ziyaretten sonra ot biçimimiz vakti geliyor, onu başlanır. Bu bir bereket anlamıdır. Allah daha çok bereketlerini versin. O zaman biz bu türküyü paylaşalım. Ben sizden duydum türkünün makamını. Sevgili izleyiciler, yazmış İlyas abi. Türkü çok güzel bir makam, uzun hava. Evet. Ben okumaya çalışacağım İlyas Baba da şiirini. Öyle sizlerle paylaşmış olacağız. Beğenirseniz ne ala, beğenmezseniz de artık diyecek bir şeyimiz yok. Size bırakıyoruz. Biz de bizdeyiz. Ola nasıl idi bu? Evet, aynen uzun hava demin söyledim. Şimşek çakar yüce, dağlar seslenir, toya giden güzel yer suslanır, yağmur yağar zülüfler ıslanır,
Gitme bulut yar ya. Köyüm aklıma düştü. Şimdi sümbül çalmış arpa buğdası, buğa tikeni yelmik aklıma düştü. Davullu zurnalı ahurda düğün, kına gecesinde ağlardı gelin. Kırık pencereden bakan sevdiğim, cumpullu leçehlim aklıma düştü oğul, aklıma düştü. Karşıdan görünür dağlar aralık, başında saçlar tel tel aralık. Beni deli eder köylü maralık, gülümlerden aşar yaylan yolu. Gitme bulut gitme, yayla serindir. Ben bir hodağıydım 14 yaşımda, lezzet vardı kaşılında, aşında. Tırpanı dögerdim örtüm başında, sallanıp. Çigelemi, deve dabanı, yorulur terlerdim harman zamanı. Ağaç kaşık çalkamam, aklıma düştü oğul, aklıma düştü. Ah, yaylanmış koyunu koşmak, yüklenmiş merkanım gidiyor köşmek. Dağınına atmışlar kırk örük saçık. Gitme bulut yayla serindir. Ah, benim yaram Evet. derindir. Al yeşil giyinmiş gelinler kızlar, kuşluk zamanında öten horozlar. Yayladan dökülürdü emlik kuzular. Çoban adoday oğul, aklıma düştü, aklıma düştü. Ne de serin eserdi kalacığın yelleri, dereden akardı kargın selleri, İlyas'ı köyden etti gurbet elleri. Çocukluk çağlarım aklıma düştü oğul, aklıma düştü. Karşıda görünür yaylanın izi, İçime düşürdü ince bir sızık. Beni deli batan kızık, gülümlerden aşar yaylanın yolu. Ah, yüreğim ağlıyor yar, gözlerim dolu. Ağzına sağlık canım. Çok teşekkür ederim. Efendim, olabildiği kadar bu türküyü yeni duydum. Tam anlamıyla okuyamazsak da sizler için paylaşmak Evet. istedik. Şimdi yaylaya doğru iniyoruz. Oradan Sonrasında ziyarete da gideceğiz. ziyarete geçeceğiz. Yayladan gelirem yüküm eriktir. Yükümün dalları delik deliktir. Bir emim kızı var tezeferiktir. Bir emim kızı var tezeferiktir. Efendim, Subatan yaylasındayız şimdi.
Burada yayla hayatı ile ilgili biraz görsellikler alacağız. Sonrasında da her yıl 30 Haziran'da burada ziyaret günleri oluyormuş. Subatanlıların özellikle ziyarete gideceğiz. Subatan'ın yaylasındayız. Yaylada Fatma ablanın evine konuk olduk, yayla evine. Burada kahvaltımızı yaptık, Afiyet ketelerimizi şekeriniz yedik. Abla olsun. eline sağlık, teşekkür ederiz. Sağ ol, afiyet şekerin olsun. Her zaman buyurun gelin. Senede bir gelirsek gelir. İnşallah. Yayla nasıl sizce? Yayla çok güzel. Yaylanın havası güzel, çiçeği güzel. Oturuşu, kalkışı, yemesi, oturması. Doğal bir hayat yaşıyoruz Çok burada. doğal, çok çok çok. Suyumuz yok. Suyunuz Keşke yok. su getire Allah rızası için Suyunuz suyumuz. yok. Şimdi az Bir önce kusuru suyumuz var. bir kusuru suyumuz Evet. var. Yaylada hep su sorunları vardır da. Az önce Almanya'dan bir arkadaşımız, hemşerimiz aradı. İsmail. İsmail. İsmail'di değil mi? İsmail Evet, Öztürk'tü. Öztürk, İsmail Öztürk. İsmail Öztürk Bey aradı. Evet. Dedi ki ya ben yaylaya iki kez sondaj vurdum. Su çıkarayım diye daha çıkaramadık Evet, ama doğrudur. yine deneyeceğim öyle bir şey diye. Doğrudur. Sağ olsun, var olsun. İnşallah üçüncü denemesinde suyu İnşallah, çıkarır da sizin de bu inşallah, sorununuz gitmiş inşallah, olur. inşallah çıkarsınlar. Ama böyle bu milletvekiller, Kars milletvekilleri, mesela başbakan, her şey. Onlardan da dolayı desinler de burada milletvekilleri. Bu kadar yaylalar var. Hiçbirinin suyu yok. Hiçbir Hep suyu yok. yok, hep yok. Parayla bir su getiririk. Şimdi ya 3 milyar biz paraya su veririk. Ya 3 milyar ne demek? Yazık. Mazot pahalı, her şey pahalı. Onun için çok zor. Yani. Suyumuz olsa zaten ta 10. aya kadar biz buradayız. Demek ki Çok su güzel. sorunları çözülmüş Evet. olsa köylü çiftçi daha da çok ürün elde edecek, randımanlı Daha olacak burada da yayla randımanlı hayatı. olur. Daha da her şey. O zaman sesimizi duyurduk. Evet. Milletvekillerimize geçen programımızda da dediler ki milletvekillerimiz bir ilgilensin, Evet, yaylalarımıza su gelsin diye. ilgilensin yaylalarımızda. Sayın Yazık günahtır halka. Vallahi çok yani şey durumdayız. Vallahi çok iyi olur. Kars milletvekillerine desinler an burada biz söylüyoruz, konuşuyoruz. Bir yolumuz, yayla yolu. Gelip giden bilirler çamurdan, pislikten. Yağmur yağdı mı hiçbir araba gelemiyor. Çok sıkıntı. Bir yaylanın yoluna kum tösünler. Ondan sonra ambele bu hayvanlara da biraz bahallık versin, para buldu. Yani hiç Hayvanlar da para tabi etmiyor. para et. Suyumuz da yok, Evet. yolumuz da yok ama Evet. biz yine de yayla hayatını Evet. seviyoruz. Yaylamız dört dörtlük yayla. Kepsefa Yayla türküsü biliyor musun abla sen? O yaylalar yaylalar. He bu mu? He. Da duman bağlan deniz mi? Ben bu Ha, kadar söyleyebiliyor bilirim. musun? Bilen bilirim, bilen bilirim. Onu çok bilen bilirim. O zaman yayla türküsünü kaftardan dinleriz biz Dinle, artık. Az sonra ünlü kaftardan yayla türküsünü dinleyeceğiz. Efendim şimdi de geldik Subatan Köyü'nün muhtarına, şu anki görevde olan muhtarına. Merhabalar muhtar bey, nasılsınız efendim? Teşekkür ederiz. Önce sizleri tanıyalım, Ben izleyicilerimizin. Subatan Köyü Muhtarı Mürsel Akbaba. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hamdolsun, şükürler olsun. Bizler de iyiyiz. Köyünüzü geziyoruz, yaylanızı ziyaret ediyoruz. Evet. Çok güzel. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sizi de bir rahatsız edelim Buyurun. programımızda. Sizlerle de söyleşi Buyurun, yapalım diye. buyurun. Şimdi muhtarım, köyümüz kaç hane? Kaç yıldan beri burada görevdesiniz siz, muhtarlık Benim yapıyorsunuz? köyümüz 150 hane şu anda. Maşallah, 150 hane Şu köyü. anda 150 Hemen hane. hemen Kars'ın en büyük haneli köyü Tabii, sayılır gibi. tabii. Bine yakın nüfusumuz var. Göç olayına da geldiği zaman 253 hanemiz de dışarıda. Göç olur. 100 hanede Tabii, dışarıda dışarıda. göçümüz var Tabii, diyorsunuz. tabii. Nerede bunlar yani bu göç edenler hangi Türkiye'nin her şehirlerden? ilinde. Her ilde varız diyorsunuz. Türkiye'nin her ilinde var şu anda. Yurt dışında da var. Tabii. Muhtarlık görevde 5. yılımızdayız. 5. yılınızdasınız. Evet, İlk dönem. ilk dönem. Peki gelecek seçimlerde yine aday olacak mısınız? Nasip. Her şey. Kısmet olursa diyorsunuz. Olursa komşunun o isteğiyle olan bir şeydir bu. Komşu isterse olur, olmazsa. Yani bir hizmet eden biri olacak. Evet. O da biz de oluruz. Başka Ya, arkadaşımız da olur diyorsunuz. olanlar hayırlı olsun deriz. Peki görevi geldikten sonra yapmış olduğunuz hizmetleriniz nelerdir? Ya da yenilikler ya da yapmak istediğiniz projeler var mı? Göreve geldik köyümüze. Bir köy odası yaptırdık. Köyümüze ait, köy vakfına ait deremiz vardı. Onu tapulu köye satın aldık. Köyce kişine ait. Medrese yaptırdık. Bu da Bursa Hazine-i Maliye'ye aitti. 13 köye aldık.
Ay şimdi uğraşıyoruz köyümüzün yayla yolunu yapmaya. Hı. Becerebilirsek bir sonda da vurdurmaya uğraşıyoruz. Orada bir su sorunu var. Evet. Hacı Hecevan'a diyor ki ben iki kez sonda vurdurdum. Bayağı da doğrudur. Olumsuz sonuçlar doğrudurlar. Güvenemiyoruz şimdi. Gelen sondacılara güvenemiyoruz. Ondan biraz millette de bir panikleme oldu. Tedirginlik var. Evet. Yapalım yapmayalım evet. diye. Ama biz yine de uğraşıyoruz bir şeyler yapmaya. Peki oraya yakın bir yerden su getirme imkanınız yok mu? Vallahi su getirme imkanları varsa da bütçemiz yok. Devlette babamız yok. Babamız olursa belki de o karşıki Dumanlı Dağı'ndan gelebilir. Oradan gelebilir evet. yani. Peki vekillerimizle bu konuyu hiç paylaştınız mı? Paylaşmadık yok vekillerimizle ama dilekçelerimiz var. Özel idarede, Tarımil'de. Şeyde valilikte dilekçelerimiz var. Valilikte özel idarede dilekçelerimiz var evet. ama vekillerimizle paylaşmadık. Paylaşmadık. Belki paylaşırsak onlar da olabilir bir yani. Destek sağlayabilir olabilir. Değil mi? Evet tabii. Bak şimdi muhtar ben sana bir türkü söyleyeceğim o yüzden. Evet. Şimdi seçim dönemi de geliyor. Sen şimdi vekillere bu işi paylaşmamışsın. Suyu nasıl getireceksin? Sen mi ben mi? Sen. Sen getir bir sana. Bak şimdi. Bize şey hizmet edene abone oluruz yani biz. Minnettarda kalırız yani bu işte. Diyorsunuz. Evet. O zaman ben bir türküyle bunu kapatmak istiyorum. Bak muhtar ilk kez böyle bir Atakan'la röportaj. Tamam tamam Eller Bey. Tamam Atakan Bey'le röportaj yapacağız. Ne sendedir ne de bende seni bize şefeden de bu köy ikimize dardır. Ya sen git ya ben gideyim. Ben gidebilirim. Şey değil yani gidebilirim. Espri yapıyorum muhtar ya. Gidebilirim. Muhtar, 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 muhtar. Bu köy kimize dar, bize dar, bize dar. Ya sen git ya ben gideyim. Muhtar, muhtar. Bura küçük, bize dar. Adaylığımı koyacağım da muhtar. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Espri yapıyorum tabii ki muhtarım ne demek ya kurban olayım. Canım abi ben hemşeriniz olduğum için biraz böyle esprili takılıyorum. Normalde başka yerlerde yapmayız bunu ama sizleri kendimden bildiğim için böyle candan yürekten röportajlarımızı da samimi bir ortamda yapmak istiyoruz tabii ki de. O yüzden bu türküyü söyledim. Sakın yanlış anlama. Yanlış demek ki Sefa gelip burada muhtarlığa aday mı olacak? Olsun. Olanlara da sevgimiz, saygımız sonsuzdur. Allah başarılarının devamını diliyoruz. Olanlara da. Amin. Allah başarılarını devam ettirsin diyoruz. Şimdi göç, kim? Göçle ilgili sordum. Göçle sordum, tamam. sordum. Atakanlar. Evet. Burada yine köyümüzün. Yattır. Evet. Ne? Yaylamızın yolunu yaptıracağız. Mürşit baba. Subatan köyünden yaylamızın suyu yok. Yaylamızın yolu yapılacak. Allah Allah. Yani bağırıyorsun yapılacak tamam. bu. Tabii. Yapacaklar değil mi bu? Tabii. Yapmak zorundalar. Bir Tabii. daha bağır. Bir daha bağır. Ya bir daha bağır. O gider. O yaptı yapacağına gitti. Ben de korktum ne diyor bu diye ya. Duyan duysun. Duyan duysun. Evet. Yoksa elinde DNA'yle. Yani o ses duyulmasa doğru. Başkasının sesi evet, duyulmaz. Eğer doğru. duyan yapmadıysa yaylanın yolunu suyunu getirdi. Dedi ve gitti. Dedi gitti ama elinde de DNA var öyle ki kırılmaz. Bu için bize su da lazım, yol da lazım, her şey de lazım. Şimdi İleride her gün. Kars'ın bütün köylerinde hemen hemen bu sorunlar var. Evet. Biz bunları ekranlarda paylaşıyoruz programımız aracılığıyla. Tabii ki gönül ister bütün herkesin sorunlarını bir anda giderelim. Tabii. Ama inşallah böyle bu tarz programlar, köye inip de yapılan programlar devlet büyüklerimizin de dikkatini çeker de köylünün bu durumları yaşamaması için hizmetlerin bir an önce gelmesinin gerektiğini düşünüyoruz. Memleket sefası devam ediyor sevgili izleyiciler. Efendim Subatan Köyü'nün yaylasındayız. Eski köy muhtarımız Mevlüt Öztürk'ün yanındayız. Mevlüt Bey nasılsınız? İyiyim sağ olun teşekkür ederim. Mevlüt Bey şimdi biz sizi niye rahatsız ettik? Öztürk ailesinin ileri gelen bir ailesi olduğunuz için siz de köyünüzün eski tarihi bilgilerini de sizin bildiğinizi söylediler bize. Biz de dedik ki Mevlüt amcayı ziyaret edelim muhtarımızı, eski köy muhtarımızı.
Subatan köyünün eski tarihçesini bize biraz anlatırsa izleyicilerimizle paylaşırız bize. Bildiklerimi naklederim. Ben Merkez Subatan köyünden Mevlüt Öztürk, 1934 doğumluyum. Askerliğimi Ankara'da 2 yıl yaptım. Menderes devrinde, Allah rahmet etsin. Subatan köyünün Ermeni kaddemi 1915'te başlamış. 550 kişi Merek'te yakmışlar. Hep bitmiş onlar. 300 kişi kayıp, onlar da gitmiş. Suldaş mevkiinde ziyaretin sıra kayalıklarda 12 yaş, 6 yaş, 15 çocuğu Ermeni kesmiş, koyun gibi başlarını bırakmış gitmiş. Subatan köyü çok zulümler çekmiş, çok zorluklar çekmiş. Mereklerde, yollarda Ermeni çok kaddem yapmıştır. Bu bölgede 3 tane köyü özellikle söylüyorlar. Galo köyü, Subatan, Pergitler, anladın mı? Bu köyde yani en çok bu köylerde en çok Subatan'da. En çok da Subatan'da olmuş. Kazı yapıldı. Çocuk ocağında çıktı. Mafsal kopmuş. Kafa burada, çocuk göğde memenin üstünde. Kazı yapıldı. Eski camının yanında. Türk camısının. Adamın kafası çıktı. Satırından çarpılmış. İkiye bölünmüş. Karpuz gibi. Hep onlar kazıda çıktılar dışarıya. Bu köyde Halit Paşa, Kazım Paşa karargah kurmuş. Kurtarmış Kars'ı. Bu bölgeyi kurtaran onlardır. Kars'ta kaleye çıkmış Halit Paşa. Kırdığını kırmış, kırmadığını suya dökmüş. Aşağı inmişler. Bir boyun öküz gibi insanları koşmuşlar, Müslümanları döge döge su çektiriyorlar. Camış gibi. Rahmetli Gemcem Şerif Öztürk diyor ki bunlar Ermenidir, bu Müslümanları koşmuşlar. Halit Paşa onlar orada katledir. Müslümanları azat ediyor. Bu 1917'lerde. Subatan köyünde çok misafirperverlik vardır. Subatan köyünde Şerif Öztürk kuyularını açıp orduya vermiş. Ordudan faydalanmış. Hirtev'e kaçmışlar. 3 yıl Hirtev köyünde kalmışlar. Hasan Kanal'ın bir köyünde. Orada gitmiş Erzurum'da kolordu Şerif Öztürk'e maddi yardımlar yapmışlar. Oradan 3 yıl sonra dönüp Kars'a geliyorlar. 3 yıl Kars'ta kaldıktan sonra yine Subatan'a geliyorlar. Ana vatan. Soy ismine gelen de Arpa Çayı'nda... Evet, onu soracaktım ben size. Arpa, neden Öztürk eski soyadı Köseoğlu? Arpa Çayı'nda Bekirak'tan kaymakam. Şerif amcam onun evinde kalır. Hanımı Nazem. Hep onunla beraber istişare oluyor. Orada soy isim kurulanda Şerif Öztürk. Eşmeyazı köyünde Kelbayı Budak, İnezur köyünde Daşava, belli başlı bu kişiler. Şerif ağa sen soy ismini ne koysan biz de koyacağız, amca olacağız birbirimize. Şerif ağa diyor ki ben değil de kaymakam bizi Öztürk'e davet ediyor. Ben de Öztürk'ü kabul ederim, siz de ederseniz Öztürk olun. Bu şekilde bu soy isim Arpa Çayı'nda nakil edilir 1936'da. Yani o yıllarda bu bölgedeki ileri gelen aileler Öztürk soyadını onlar da kabul ediyor. Şerif Öztürk Türkçe bilir, Rusça bilir, eski Türkçe bilir. Kaddet gibi yazıyordu. Çok başarılı. Erivan 3 kiliseden Halit Paşa'yla Hudut Ciziller Posof Caksu'ya kadar. Namaz vakti Halit Paşa atı tutar asker, yener namazını kılar. Postunu büker, sırtında götürülmüş. Babam gördüğüne göre böyle bir açardı kapıdı, fındık gibi çekirdek tökülürdü. Halit Paşa'dan, Kazım Paşa'dan değil. Onun öyle yani mahareti var. Kendisi Vartolu'dur, bir kardeşi de varmış, iki kardeş. Halit Paşa gibi, Vartolu. Çok eski, evet. Ve bu köyün de işte durumu bu şekilde. Evet sevgili izleyiciler, Subatan Köyü'nün milli futbolcusu Sezer Öztürk de yine bu aileden. Evet. Babası Almanya'da yaşıyor. Kendisi Fenerbahçe'de top koşturuyordu. Şimdi Beşiktaş'a transfer olmuş. Evet. Sezer Öztürk kendisiyle bu köy ve ailesi de iftihar ediyor. Tabii iftihar etmemek elde değil. Başarılı gençlerimizin ülke çapında ve dünya çapında başarılı olmaları bizleri de onur etmekten öteye gurur verici bir şey bu. Efendim yine Sezer Bey'in kuzeni olan bir hanımefendi, o da futbolla ilgili çok istişarede. Biz soralım efendim, siz kimsiniz, nesiniz, adınız ne yaparsınız? İsmim Leyla Öztürk.
Mevlüt Öztürk'ün torunlarından biriyim. Oy maşallah. Evet, ben de futbol antrenörüyüm. Kadın futbol antrenörü. Türkiye'nin faal ilk kadın antrenörü. Fakat sadece kadın futbol değil, erkek takım da çalıştırdım. Milli takımda görev yaptım. Profesyonel takımlarda ilk kadın futbol takımının oluşumunu sağladım. Kadınlar Ligi'nin oluşumunda katkı sağladım. Sanırım yeterli bu kadar. İnşallah yani daha ne kalmış yani bir bayan olarak bu kadar geniş yelpazede sporla ilgili yapmış olduğunuz çalışmalar gerçekten onur verici bir şey. Bir bayan olarak bunu yapmak da mucize. Ya mucize değil, kanımda var galiba. Kanımda var evet. Evet, Öztürk ailesinin de böyle bir özelliği var. Iğdır'da kurdu, burada kuracak. Iğdır'da kurdun, şimdi Kars'ta mı kuracaksınız? Evet. İnşallah burada da bir çalışma gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Kars'la ilgili mi, Subatan'la ilgili mi? Kars'la ilgili. Kars'la ilgili. Biz ayırmıyoruz, Kars'la Subatan'ı ayırmıyoruz. Tamam, Subatan'lıyız ama ayırmıyoruz. Bir bütünüz çünkü bence. Zaten ayıramayız, o anlamda demiyoruz. Yani Subatan'da mı olacak bu oluşum, yok. Kars'ta mı, o yüzden Kars'ta sordum ben. Kars bünyesinde yine bir futbol takımı kuracaksınız, öyle mi? Bir faaliyet, sosyal faaliyet adı altında bir futbol oluşumu gerçekleştirmeyi projelendirdik. İnşallah hayata geçirmeyi düşünüyoruz zaman içerisinde. Sizle de paylaşırız inşallah. İnşallah efendim, inşallah. Evet, Öztürk ailesinin bu kadar da güzel örnek ve özellikleri var. Demek ki başarılı olmak için aile olarak da iyi olmak gerekiyormuş efendim. Teşekkür ediyoruz. Ben de size teşekkür ederim. Sayın muhtarım. Gözlerinizden öperim. Her yerde başarılar dilerim. Çok sağ olun efendim. Memleket sefası devam ediyor. Efendim geldik şimdi Subatan köyünün yaylasının da yaylasına, ziyaret yerine. Çünkü burada Subatanlılar büyük şehirlerden, diğer illerden, Almanya'dan dahi gelenler olmuş. Her yıl 30 Haziran'da burada dediğimiz gibi adak adayıp kurban kesiyorlarmış. Tamamen yayla ortamında ziyaretlerini yapıyorlar. Burada adak adayıp dilek diliyorlar. Kaftara doğru gidelim, Kaftar sefa gel ha gel diye. Ömrümü yedi, böğrümü deldi ya. İlyas Bey, merhabalar efendim. Dedecan. Merhaba. Merhaba canım. Allah kabul etsin. Merhaba. Kolay gelsin. Var. Sevgili hocam, sayın hocam İlyas Ural Ellez Bey, daha namı değer Kaftar. Tamam. Tamam. Kaftar dediğin zaman daha iyi. Daha iyi değil mi? O tamam. Daha samimi oluyor. Evet, doğru. Hayırlı uğurlu olsun. Siz kime kesiyorsunuz? Şimdi adağınız neydi? Adak Arda, benim torunum. Torunum. Almanya'da. Almanya'daki torunu. Onu anarak, onun adına kesiyoruz. Aynı zamanda ziyaretle birleşmesi de ayrı bir anlam katıyor. Ziyaratta da özellikle ziyarete çıkan herkes kurban keser. Adağını adar. İşte burayı bir bakarsanız ziyaretle. Evet. Aynı zamanda gelir herkes. Bu 90 Şarbi şehitliği olan yerde mi ziyaret? Doğrudur. Onları ziyaret ediyorsunuz. Doğrudur. Burada onların adına da kurban kesiyorsunuz. Evet, yani, Semendin ziyareti derler buraya. Bu 93 Harbi Ermenistan'la Ermenilerin o savaş dönemindeki onların anısına olan şehitler. Doğrudur. Bir üsteğmen, rivayete göre tabi bir üsteğmen şehit düşüyor burada. O işte bu ağaçlar şehitin yüzü hürmetine yeşeriyor. Semendin ziyaretinin adını kalması da Semet Dayı diye bir insan var. Semet Dayı burada gelip çocukken, yatarken bir dalını kırıyor bunun. Hmm. O dalını benim kırarken dayım. De şey oluyor. Benim dayım. Hacımın da dayısı. Bir ağzı eğiliyor. Hmm. Ondan sonra bunun ziyaret olduğu, anlaşılıyor. Buranın evet. Halkı da o tarihten bu yana aynen burayı. Öyle. Ot biçimine çıkmadan, yayladan buraya gelirler. Ot biçimine çıkmadan gelirler burada. Kurbanlar kesilir, ertesi gün şeye çıkarlar, ota çıkarlar, bereket anlamında, bereketli olur. Hmm, kurbanlarımızı da o yüzden yine keseriz. Aynen öyle. Diğer adaklarımız da varsa, doğrudur. Andıklarımız, adak adadıklarımız, evet. Onların adına aynen da burada bugün kesiyoruz. Şu anda kurbanı Ardam için kesiyoruz. Haydi oğlum. Hayırlı olsun. Allah kabul etsin. Allah'a ekber diyelim. Sayın izleyiciler, İlyas abi benim canım. Babam dediğim bir adam yani, o yüzden Kaftar diyorum. Söylediğim türkülerin çoğunda onun da emeği çok var bana. Sahne duruşumda. Sana yakışır. Ondan sonra yorumlarımda ve türkü seçimlerimde de çok bana yardımcı olmuştur. Hatta benim ilk albümde iki tane eseri var.
Onlar da şöyle ufak paylaşayım ben ya. Olur, memnun olurum. Neydi o senin o bir dağlar türkün vardı. Yine bir şehit için yazmışsın. Tabii bir annenin feryadıdır o. Dağda işte barış sürezi umarım başarıya ulaşır. O kardeş kavgasından daha doğrusu diyelim. Kardeş kavgasından dolayı bir annenin dağda şehit olan evladının arkasından feryadı. Bizim burada anneler ahlarını dağlarla paylaşır. Kocasıyla paylaşmaz. İçinden gelene çıkar. Ay ışığına bakar, dağlara bakar. Öyle yapar. İşte ilk paçasını. O türkü oydu değil mi? Evet. Oy dağlar. Şimdi söyleyeyim mi hala? Evet. Şimdi evet bir söyle. Yine başım dumanlandı. Yine başım dumanlandı. Kıyamet mi koptu dağlar? Hani çimen çiçeklerin kim kopardı sizden dağlar? Hani çimen çiçeklerin kim kopardı sizden dağlar? Oy dağlar, oy 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 dağlar, hallarımı gören gören ağlar. Evet, böyle bir ezgiydi. Merhabalar. Evet, saygıdeğer izleyiciler, böyle bir ezgi benim ilk albümümde olan türkülerimden bir tanesi. Sözümüzü yine İlyas Soral'a ait olan bir türkümüzde. Allah kabul etsin tekrar. Kurbanımız kesildi. Az sonra soyulacak ve kebap yapılacak. Biz de yaylada ve ziyarette bu kebapları yiyeceğiz. Sizler de bizi seyretmeye devam ediniz efendim.